Çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Hayatımızın en güzel günü olacağına inanıyorum. Birazcık duygulayım. Her şey çok güzel olacak bence. En sevdiklerimizle beraberiz. Beraber de keyifli bir akşam geçirmeyi umuyoruz. Tahmin ediyoruz ki uzun süredir heyecanlısınızdır ama sabah kalktığınızdan beri neler yaşadınız, neler hissettiniz? Zaman yaklaşıyor. Onu da söylüyordu. Yani genel anlamda ben rahattım ama iki gündür inanılmaz heyecanlıyım. Bugün de sabah yine rahattım ama en son Tolga eve beni almaya geldiğinde heyecan başladı. Hala üstünden atamadık ama iyiyim. Güzel bir giriş olmuş. Davullu zurnalı gördük. Davul çalarken evet, de gördük. Gelenekleri de yerine getirdik. Ya çok güzel. Şöyle biz yani yuva kurmaya karar verdik. Bu çok güzel ve özel bir karar. Sevdiklerimizle aramızda görünce yani çok daha tadından yenmez oldu. Hep beraber kutlayacağız bugün. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Vallahi mutluyuz, çok mutluyuz. Bağıra bağıra duyduk evet'i de. Evet, evet. Çünkü o Zeyno bağırdı dedim daha çok bağırmam lazım. Kimin ayağına bastı çok özür araya geldim. Tabii ki Zeyno Bey. Netimlerlik vallahi heyecanlarınız var mıydı? Vallahi için şöyle hemen akabinde yok. Ayvalık'a kaçacağız. Ama sonrasında belki daha sonra bir ay, çünkü Zeyno'nun burada yoğun işleri var şu an. Belki sonrasında bir planımız var. Sizin de işleriniz var diye biliyoruz ama. Evet. Hayırlı olsun diyelim bu arada yeni projede. Yani bugün de konu açılmışken eyvallah. Aslında. Valla onun için de ayrıca heyecanlıyım. Ayrı bir yerde de konuşuruz ama tam böyle güzel bir mutluluğun üzerine güzel bir iş motivasyonu benim için muhteşem bir takvim oldu. Onun için de heyecanlıyım yani. Takip ettik. Uzun zamandır takip ediyorduk. Gelinliğinizi kendiniz tasarladınız diye biliyoruz. Doğru mudur? Aa, patladık. Aslında söylemiştim bunu daha önce Akif ama. Kaçırdık. O da heyecanlı bugün. Oster de Levent'a gelinliyim. Ama after party elbisem kendim. Bu arada şeyi söylemeden edemeyeceğim. Levon Gordonchian çok kısa bir sürede muhteşem bir iş çıkardı. Çok özenli çalışıp, çok önemseyip çok güzel bir zanaat ve sanat çıkardı ortaya. Burada huzurunuzda ona tekrar teşekkür ediyorum. Levon Gordonchian benim damat. Harika. Hayırlı olsun diyelim. O zaman gelin damat daha fazla tutmayalım. Çok teşekkür eyvallah. Ediyoruz. Çok teşekkür bir görüntü alalım. Bir emir bitmeden bir görüntü. Alalım. Gördüğün gibi. Evet. Hocam. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Adınız, soyadınız? Zeynep Mayruk. Adınız, soyadınız? Tolga Sarıtaş. Adınız, soyadınız? Begüm Ertuğrul. Adınız, soyadınız? Berçin Mayruk. Adınız, soyadınız? Selin Sarper. Adınız, soyadınız? Genco Özak. Adınız, soyadınız? Ömer Burak. Adınız, soyadınız? Sedat Demirtop. Bravo. Birbirinizle evlenmek üzere belediyemize müracaat ettiniz. İsteğiniz üzere gerekli incelemeleri yaptırdım. Evlenmenizde bir sakınca olmadığını anladım. Şimdi bir kez daha sözle söyleyiniz. Her şeyi birlikte göğüslemeyi, kendiniz olmaktan vazgeçmeden bir olmayı. Boşun orada durduğunu bilerek doluyu görmeyi seçmeyi. Her şey kötüye gittiğinde de birbirinizin yanında durmayı. Ve birbirinizi her gün dünden daha çok sevmeyi. Şahitlerin ve konukların önünde kabul ediyor musunuz? Evet! Evet. Evlenmek istediklerini duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. 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 Öyleyse tüm sağlığınız. Thank you.
Tamam, bir daha, bir daha atıyorum. Tamam. Dayanarak sizleri şu andan itibaren eş ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tolga Bey ve Zeynep Hanım'ın en mutlu günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Sırayla hallediyoruz bu işi inşallah. Kalan arkadaşlarımız da Serkan Keskin, Birkan Sokolu bekliyoruz onları da. Siz neler söyleyeceksiniz onlara? Mutlu olsunlar, çok güzel bir gün olsun. Mutluluklarına dahil olmaya geldim. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor evliliği? Çok fazla göremiyoruz sizi. Geziyoruz. Evet, maşallah. Aynen. Geziyoruz, biz çok güzel gidiyor. Havalimanında denk gelmiyoruz. Evet, artık görmüyoruz seni. Onu biraz kaldırdık, bir süre bekletiyoruz. Yeni rota neresi peki? Tam karar vermedik ya, spontane birazcık. Genelde peki kararları kim veriyor? Alina Hanım? Yok, ikimiz birlikte veriyoruz. Merak ettiğimiz yerlere gidiyoruz. Babam bekletmeyeyim. Tolga'yla Zeynep'e çok mutluluklar, çok yakışıyorlar inşallah. Bekle abi, ikili fotoğraf. Çoluklu çocuklu ömür boyu mutlu olurlar. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bir fotoğraf da alalım mutlu Alina Hanım. Hoş geldiniz. Tamam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ev sahibisiniz Engin Bey. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Engin Bey biraz daha kameralara doğru gelirsek size zahmet. Mutlu günü. Tolga ile Zeynep çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, uzun zamandır beraberlerdi. Bugün de onların mutlu gününde yanlarında olacağız. İnşallah mutlu ve güzel yıllar olur. Koça, sadıç siz misiniz? Sadıç ben değilim ama sadıç gibi bütün gün yanlarındaydı. Uzun süren bir ilişkiydi de. Siz de tüyolar alıyor musunuz acaba Engin Bey? Ya da bugün hiç konuştunuz mu kendisiyle? Hangi anlamda tüyo? Yani hani uzun ilişkinin sırrı. Vallahi sizi uzun zamandır göremedim. Biraz, bu işler biraz kader kısmet meselesi biliyorsunuz. Hı-hı. Yanınızda, etrafınızda da böyle ilişkisi güzel giden insanlar olduğunda da çok mutlu oluyoruz. O bir motivasyon da aynı zamanda. Hı-hı. Vallahi inşallah mutlu olurlar. Güzel bir ilişkileri olur. Biz yani bugün onların yanında olacağız. Sevdikleri olarak. Güzel bir evlilikleri olur inşallah. İnşallah. Siz... Evlilik ve evlenmek sizin için ne ifade ediyor peki Engin? Vallahi güzel. Çünkü ben çok mutlu bir ailenin çocuğuyum. O yüzden ailenin kıymeti, anne babanın, çocuk olmanın kıymeti, bunlar çok değerli şeyler. Ama bu doğru insanlar bakımında kıymetli. Yani evlilik, aile, bunlar çok kıymetli. Çok kıymetli. Ben düşünmüyorum diyorsunuz herhalde. Ya da yok, öyle bir şey deme. Bu cümleden bunu anlamaman lazım. Bence ya doğru insan olduğunda, doğru bir şey çıktığında bence evlenilebilir tabii. Ya öyle bir şeyim yok. Evlenmem ya da böyle bir ön yargım yok. İnşallah. İnşallah. Yani... Sizi de uzun zaman sonra gördük. Evet. Çok da göremiyoruz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Yeni projeniz vallahi hayırlı olsun diyelim. Öyle mi? Var mı? Yok mu? Biliyor musun? Bilmiyorum, var mı? Detayları açıklamıyorsunuz vallahi ama şey, galiba... Gönülde net bir şey yok ama bizim hep devamlı çalıştığımız, işte üzerinde yoğunlaştığımız bir şeyler var. Onlar da galiba bu aralar belli olur. Ama niyetimiz tabii ki yeni sezonda bir şey yapmak. İşte iyi bir hikayenin içerisinde olmak. Derdimiz biraz bu. İyi şeyler yapmak aslında. Peki son olarak da Türk dizileri Avrupa'da ve dünyada büyük ses getiriyor. Siz de dünyada çok büyük kitlesi olan bir oyuncusunuz. Dizi sektörüyle alakalı neler söylemek istersiniz? Kaçak magazinci var burada. O da yanımızda. Valla bu çok mutluluk verici bu soru. Yani ben tabii ki bunun içinde olmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bunu hep söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Bunu devam ettirebilmemiz bence çok önemli biz Türk dizi sektörü olarak. Bundan sonra yapacağımız işler bence yaptıklarımızdan daha önemli. İnşallah bunu
iyi, daha iyilerini yaparak devam ettirmemiz lazım. Bundan tabii çok mutluyum. Yani içinde olmuş olmaktan çok mutluyum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tabii ki de. Sinemanın. Merhaba kardeşim. Hepinize kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Tolga Bey ve Zeynep Hanım'ın en mutlu günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Ne söyleyelim? Çok mutluyuz. Çok keyifliyiz. Harika bir gün, harika bir ortam, harika insanlar. Tolga'mız, canımız, ciğerimiz, Zeynep'imiz de öyle. Onları evlendirmek, burada olmak onları evlendirirken bizi çok mutlu etti tabii. Siz neler söyleyeceksiniz sinemanın? İkisini de çok seviyorum. Süper diyorum. Uzun evlilik tecrübeniz olduğu için tecrübelerinizi söylediniz mi, fikirler verdiniz mi? Yani açlık yapmıyorum. 7 yıldır evliyiz de hani böyle bir 40 yıllık tecrübeyle konuşamam ama kimseye bu konuda akıl vermek doğru bulmuyorum yani. Herkes kendi ilişkisini, kendi evliliğini, kendi yaşıyor. Çok mutlu olacaklarına eminim. Çok güzel bir arkadaşlıkları vardı. Çok güzel bir sevgililikleri oldu. Çok güzel bir karı kocalıkları da olacaktır eminim. Peki uzun evliliğin ya da evliliklerin sırrı nedir sizce? Kadınların kocalarına tahammül etmesi. En çok. Sinemanın uzun zamandır böyle mi? Katılacaktır bana. Yani tabii ki karşılıklı diyelim ya. Karşılıklı anlayış ve sevgi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız peki? Neler çok yapıyorsunuz? Iyiyiz. Yeni projeniz hayırlı olsun diyelim Siyah Kalp. Evet. Yok değil pardon. İşte. Var mı yeni projeniz? Bu da kafa karıştırdılar artık. Bu sıcakta olur. Ya olacaktır mutlaka. Kesinleşmiş bir şey yok. Ama okuyoruz, ediyoruz. Eylül ayına inşallah yeni bir projeyle gireriz. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Size de kolay gelsin.